Ay, ne zaman böyle yağmur yağsa kafeye hiç müşteri gelmiyor. Hı. Yolları öyle bir kazıyorlar ki insanların caddeden bu tarafa geçmesi için yüzmesi gerekiyor. Haklısın canım. Epey de geç oldu artık. Bu saatten sonra kimse gelmez herhalde. Acaba kafeyi kapatıp çıksak mı Suzan? Suzan. Ha, efendim. Ay dalıp gitmişsin hayatım. Kafeyi diyorum. Kapatıp çıkalım mı artık? Ben biraz daha kalmak istiyorum Betüş. Aa yok yok. Bu havada seni burada hayatta bırakmam. Şimdi yağmurda trafik çok sıkışmıştır. Taksi falan da bulamazsın. Ben seni arabayla eve bırakırım ha? Vallahi canım eve gitmeyi hiç istemiyor Betüş. Sağ ol ama ben kalayım. Ay ne oldu? Yine Avni Bey'le mi bir sorun var? Yok. Hep aynı şeyler. Eve erken saatte gitsem ne olacak ki Betüş? Avni Bey yine elinde dürbünüyle peri peşindedir. Erken saatte sinirim tahrip olacağına... burada yağmurun sesini dinleyerek tek başıma kahvem içerim daha iyi. Emin misin? Eminim. Bak istersen ben de seninle burada kalayım ha? Yok yok. Sen şimdi hemen çık. Sana deli gibi aşık olan kocacığını işten al. Ve şöyle yağmurda baş başa yürüyün. Ne bileyim kitapçılardan gelen müzik seslerine kulak verin filan. Şu yağmura yakışan bir şeyler yapın beraber. Hı? Ay ne güzel bir fikir bu. Suzan, biliyor musun senden ilk defa böyle şeyler duyuyorum. Aa, ne yani bir odunla evliyim diye ben de odun değilim herhalde Betüş. Biliyor musun, eğer hayatımda romantik bir adam olsaydı... sana demin tavsiye ettiklerimin bin mislini yaşardım ben. Aman boş ver canım. Ben birazcık hüzün yaptım, geçti gitti işte. Hadi hadi sen bir an evvel kocana git, yarın görüşürüz. Ama kimse gelmezse sen de çık lütfen. Bak aklım sende kaldı zaten. Peki patron. Görüşürüz hayatım. Evdekilere selam. Tamam. Hoşça kal. Güle güle. Ah. Hay Allah. Ay bir mum yakayım bari. Keşke şimdi bir pil olsaydı. Dinlerdim şurada. Pardon açık mısınız? Buyurun. Acaba göremiyorum da. Gördüğünüz gibi kafe çok kalabalık. Haklısınız. Ama yine de size yardımcı olayım. Bu masamız boş. Daha güzel bir masa boşalana ve yağmur dinene kadar burada oturabilirsiniz. Teşekkür ederim. Size ne ikram edebilirim? Sizinkinden. Sıcak bir kahve ve biraz sohbet. Pahalı olmazsa tabii. Hemen geliyor. Demek babanız istedi diye tıp fakültesini, siz istediniz diye de edebiyat fakültesini bitirdiniz. Evet, tamı tamamına 11 yıl üniversite okudum. Vallahi bravo. Yani ben birazcık daha kassam liseyi ancak o kadar yılda bitirecektim. Kendinizi küçümsemeyin. Hem biliyor musunuz, hiç de öyle üniversite okumamış biri gibi görünmüyorsunuz. Sahi mi? Evet, aslında okul o kadar önemli değil. Asıl önemli olan insanın kendini yetiştirmesi, çağa ayak uydurması. Hem biliyor musunuz, birçok üniversite okumuş insandan daha çok şair biliyorsunuz. Ben de her genç gibi işte şiir defteri falan tutardım. Bir şeyler karalardım işte. O demin bahsettiğimiz bütün büyük şairler de o yıllardan aklımda kalmış. Şimdi neler yapıyorsunuz? Edebiyatla mı uğraşıyorsunuz yoksa doktorculuk mu oynuyorsunuz? Ben edebiyatla öğretmen olarak değil de yazar olarak ilgilenmek isterdim. Ama malum yaşadığımız ülkede yazarlıkla bir para kazanılmıyor. Ben yıllar sonra iyi ki babamın dediğini yapmışım diyenlerdim. Şimdi çok iyi edebiyat bilen bir psikiyatristim. Psikiyatrist mi? Ay işiniz deseniz de delilerle. Yok delilerle değil de ruhsal bozukluğu olanlarla desek daha doğru olur. Çok pardon. Yani ben mesleğinize saygısızlık etmek istemedim.
Ama deli deyince tutamıyorum kendimi. Aklıma birden çok yakından tanıdığım biri geliyor da. Öyle mi? Çok üzüldüm. Kim? Boş verin canım. Kimse kim. Öyle biri işte. Madem ondan konuşmak istemiyorsunuz, biz de konuşmayız. Hep ben anlattım. Biraz da siz anlatın. Kimsiniz? Burası sizin mi? Koskoca kafede tek başınıza ne yapıyorsunuz? Elektrikler gelince buranın o kadar da büyük olmadığını göreceksiniz. Elektrikler gelince yüzünüzün bu karanlıktaki kadar güzel olup olmadığını görmek isterim. Madem arkadaş olduk, neden öyle uzakta duruyorsunuz? Gelin karşılıklı oturalım. Böyle uzaktan uzağa bağırmak zor oluyor. Yok, ben böyle gayet iyiyim. En iyisi ben size bir kahve daha vereyim. İşte bu da bizim spesiyel kahvemiz. Kakaolu ve bademli. Hı. Bakalım beğenecek misiniz? Kendinizden bahsedecektiniz. Vallahi bu kafe benim değil. Betüş diye bir arkadaşımın kafesi. Ama beraber çalışıyoruz. O bugün biraz erken çıktı. Ben birazcık daha kalmak istedim. Yağmuru ve sessizliği severim de. Biliyor musunuz, birbirimize çok benziyoruz. Ben de öyle. Siz buraya nereden girdiniz Allah aşkınıza? Herkes bu yağmurda evine koşuyor. Benim evim Ankara'da. Ankara'da? Çok uzaktaymışsınız. Evet, buraya bir konferans için geldim. Uçağım 2 saat sonra kalkıyor. Bu arada ben de etrafı biraz dolaşayım dedim. Sonra yağmur başladı. Ben de yağmurun bitmesini burada bekleyeyim dedim. Ondan girdim. İyi ki de girmiş. Yanlış anlamayın, sizi rahatsız etmek istemedim. Yok canım, rahatsız olmadım. Biliyor musunuz? Gerçekten de çok güzel bir kadınsınız. Evet. Çok teşekkür ederim ama bu kadarı bana fazla gelebilir. Haklısınız. Ben de zaten artık kalkayım. Havaalanına anca yetişirim. Pekala. Hoşçakalın. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Ben de öyle. Hoşçakalın. Kahveleriniz ve hoş sohbetiniz için teşekkür ederim. Gitmeden son bir şey daha. Sizi bir daha görmem mümkün olabilir mi? Yani en azından telefonla görüşebilir miyiz? Olabilir. İşte bütün numaralarım burada. İstediğiniz zaman, istediğiniz saatte arayabilirsiniz. Bir şey daha. Buranın bir kartı falan yok mu? Ya da size ulaşacağım bir cep telefonu. Ben sizi arasam da o zaman versem olmaz mı? Olur. Hoşçakalın. Güle güle, iyi yolculuklar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evimiz.